Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Yarın enflasyon rakamları açıklanacak detayları Habertürk.com ekonomi müdürü Selim Karhan ile konuşacağız. Hoş geldiniz Selim. Hoş bulduk Elin. Enflasyon dedim ama öncesinde bir S&P'ye bakmak istiyorum. En son Cuma günü konuşmuştuk. Cuma Hı -hı. gecesi de açıklanacaktı. Türkiye'nin notu beklenen evet. oldu mu? Aynen tam olarak beklenen oldu. S&P Türkiye'nin notunu B olarak korudu ama görünümünü negatiften durağına çevirdi. Bu ne demektir? Bir not görünümünün negatif olması şu demektir. Bir sonraki değerlendirmede düşürebilirim anlamını taşır. Pozitif olması yükseltebilirim. Durağın olması şu an için e, azaltma, arttırma gibi bir durum yok demek. Ama tabii görünümün düzelmesi önemliydi. Ne dedi S&P? Bunu gerekçe olarak bu kararına ne söyledi diye bakarsak az işte o da beklendik bir şey. Bu yeni ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara dönmesinden memnun, olumlu bulduklarını söyler. Bunun devamının gelmesi gerektiğini söylüyor. S&P raporunda ne deniyor? Farklı senaryolar ortaya konmuş. En iyi senaryo bu politikaların devamı olarak gösteriliyor. Kötü senaryo ise işte ortodoks politikalardan vazgeçilmesi, eskiye dönmesi. Peki ne olursa pozitife döndüğü görünümü diye bakarsak rapora şunu diyorlar. Merkez Bankası rezervlerinin daha da güçlenmesi çünkü bir iki, ay, iki aydır hatta 3 aydır, 15 haftadır aralıksız yükseliyor toplam rezervleri Merkez Bankası'nın. Bunun devamı gelmesi durumunda ve cari açıkta bir düzelme yaşanması durumunda görünümünün pozitife çevrilebileceğini de söylüyorlar. Bir risk olarak sadece Biliyorsun, faiz arttığında tüketim azalıyor, büyüme azalıyor. Çok sert bir iniş olabilir Türkiye ekonomisinde diye de ufak bir Hı -hı. not var, risk olarak. Evet, e, biz de şunu aslında çok kısa bir başlıkla açmanı rica edeceğim. Şimdi S&P'yi konuşuyoruz, Fitch'i konuşuyoruz, Türkiye'nin kredi notunu konuşuyoruz. Bu neden önemliydi? Böyle çok kısa bir şekilde izleyicilerimiz için açıklarsak, neden önemli kredi notları? Ekonomik. Kredi notları önce aslında en önemli olarak yani ilk günlük hissedebileceğimiz şekilde fonlar için, dünyadaki büyük varlık fonları, yatırım fonları için önemli. Bu mesela birçok fonun standartı vardır. Eğer bu üç büyük kredi derecelendirme kuruluşun ikisinde yatırım yapılamaz seviyede ise yapmıyorlar. Çünkü bu kendi yatırımcılarına verdikleri bir taahhüt. Dolayısıyla bunun artması gerekiyor. Ha biz yatırım yapılabilir seviye daha çok var ama önemli bir gelişme. E, bunun dışında diğer finans kurum kuruluşları da bu e, bu kredi derecelendirme kuruluşlarını takip ediyor. Bir referans oluyor. Referans değil mi? oluyor ve daha önemli Hı. yatırımlar için de büyük şirketler, sanayi şirketleri yine bunlara dikkatle takip ediyor. Dolayısıyla o yüzden. burada olumlu rapor gelmesi önemli bir Biz şey. Biz de onun için yakından Hı -hı. takip ediyoruz bu e, kredi notlarını. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak yarın Eylül ayının enflasyonu açıklanacak Hı -hı. TÜİK tarafından. Beklentiler ne? Evet Ağustos ayında aylık %9, yıllık da %58 bir artış olmuştu bu sefer aylığın zaten Merkez Bankası da son para politikası kurulu özetinde görmüştük. Aylığın düşmesini bekliyor. Buna paralel şekilde aylık enflasyonun %5 olması bekleniyor ortalama. Yıllık enflasyonun ise %61 olması bekleniyor. Bu da bek yani daha önceki beklentilere paralel bir şey. Çünkü 60'ı geçmesi sene sonuna doğru. İlk çeyrek sonunda, ikinci çeyrek başında enflasyonun artık daha Hı -hı. düşüşe geçmesi, yıllık enflasyonun bekleniyordu. Dolayısıyla yarın muhtemelen %60'ın üstüne çıkacak, %5 civarında bir aylık enflasyon, enflasyon. bekleniyor. Bir öncü gösterge olarak hafta sonu İTO'nun, İstanbul evet. Ticaret Odası'nın enflasyon verisi yayınlandı. Bu İTO perakende fiyatlarını takip ediyor. Orada da 5.2'lik bir artış oldu. Bu da beklentiye paralel. Beklentiye paralel. Hı hı. Ee, yani bir sürpriz olmazsa yarın 60 geçilecek ve sene sonu beklentisine yaklaşılacak. Tam olarak oraya geleceğim sene sonuna. OVP'nin beklentisine göre kalan hı. 4 ayda ne kadarlık hakkımız hı hı. var diyeceğim artık. Çünkü bir beklenti var. Yüksek bir enflasyon beklentisi aslında baktığımız zaman. Ne diyorsun? Ne kadar kaldı 4 aya? OVP'de 65 bekleniyor. Ee, yani bu son 4 ayda şöyle bir hesap oluyor. Endeks yani tüketici fiyatı endeksinin %15 daha yükselmesi anlamına geliyor. Bu hedef tutarsa. ay için. E, bu ay 5 olursa ve aylık bazda düşüş bekleniyor artık. Hı hı. E, bu hedef tutabilir ama şöyle bir... E, bu hedef belirlendikten sonra, OVP'deki beklenti açıklandıktan sonra daha doğrusu kurda bir yükseliş yaşandı. Ve bunun şu an için maliyetleri etkisini henüz görmedik. Ne zaman yansır? Bu, ayrı, bu sektörden sektöre değişir. Yani e, her doğrudan ithalat olan sektörler vardır. Mesela şimdi çok konuşuluyor iPhone. iPhone'un hemen ertesi hafta da yansıyabilir fiyatına. Ama üretim yapıyorsanız önce ham madde artacak... İşte o fabrikaya gelecek, onun maliyeti derken 3 ayı bulabiliyor. Ana sanayide ise 3-4 ay genel olarak hmm. makul. Dolayısıyla yani aralık son ya da ocak. Aralığa da yansıyabilir kurdaki bazı artışlar. Bu da beklentilerin biraz üstünde bir enflasyon gelmesine neden olabilir. Hmm. Tabii önümüzdeki dönemde kurun gidişatına da bakacağız. bakacağız. Kur demişken tabii şimdi Hı -hı. haftaya da bakalım. Haftanın ilk iş günündeyiz, pazartesi günündeyiz. Hı -hı. Nasıl başladı piyasalar? Kur'da 27.42'den kapamıştık geçen haftayı. Bu sabah ilginç bir zıplama oldu. Daha piyasada bazen buna çengel atma deniyor. Bir anlık olarak 27.60'a yükseldi dolar. Rekor test etti. Ama hızlı bir şekilde de düştü 27.45'e. Bu da son zamanlarda bu biraz sık olmaya başladı. Dolayısıyla kura müdahalem var tartışması yine alevlendi. Çünkü daha önce Merkez Bankası bizim kur hedefimiz yok. Sadece çok olağan dışı bir hareket olursa kura müdahale edebiliriz diyordu. Şimdi müdahale var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu hafta bu biraz tartışılacak gibi görünüyor. <laughs> bu ilk günkü hareketle bunun yanında borsa %1'e yakın bir yükselişle başladı haftaya. Bunda da S&P'nin etkisi var tabi. Olumlu haberler borsada her zaman alımları arttırıyor. Dolayısıyla şimdi borsada görünüm pozitif gibi. Altına da son olarak değinelim. Merak ediyor altını Altında size. dolar bazında yatay bir seyir var. Geçen hafta sert bir düşüş olmuştu. 1900 doların altına geriledi. Bu da doların çok güçlenmesi. Bunu konuşmuştuk Fed'in şahin duruşu sebebiyle. E, altında bu baskı devam ediyor. Bu baskıyı kıracak da bir haber akışı şu an için yok. yok. Dolayısıyla altın için çok parlak bir günler, çok parlak günlerden geçmiyoruz. Hıh. Hı. Yükseliş olmasa da yatay seyir mi yoksa düşüş, ciddi bir düşüş Şu düşüş, an düşüş ons mi? yani dolar bazında yatay bir seyir var şu anda. Çünkü geçen hafta zaten satış yapıldı. Yapıldı. Ha bugün gram altında biraz bir yükseliş kaydedildi. O da dolardaki yükselişten. O da bizimle ilgili bir yükseliş. Evet. Yani şimdilik bu baskı nasıl kırılacak? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama ciddi bir düşüş beklemiyoruz herhalde. Bekliyor muyuz? Ya altın tahmin Her şey olabilir. Her şey her her şey olabilir. Biraz FED'e bağlı. FED'den gelecek açıklamalara bağlı olacak bu. Bu şahin duruşu güçlendiren açıklamalar gelecek mi? Ona bakacağız. Pek çok teşekkür ediyorum kaskıların için. Ben teşekkür ederim. bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.